Arkadaşlar, bugün biraz geç geldim hayvanlara, alayım koyunları getireyim. Bugün cumaya gittim, işte cuma namazı olduğu için cuma günü cuma namazına gittim. Sonra cumaya gittim, biraz şaşırdım. Gittim cumada farklı bir kişi gelmişti, cuma hutbesinden vaazdan bir farklı bir kişi gelmişti, böyle vaaz zannettim. Sonra baktım müftü çıktı, müftüyle tanıştık. Okuyayım buna, geçiyorum, bırakmadım. Keçiler de buna geçiyor, bırakmıyorum. Sonra cuma namazından sonra biraz müftüyle konuştum biraz. Tanıştık işte onunla. İmam Deli dedi, bu ilahiyat okuyor. Biraz konuştuk müftüyle. Sonra geldim, eve geldim. Ondan sonra da buraya geldim. Bugün hava biraz... Bu sabah biraz hava kapalıydı da. Bu şimdi hava... İyice oldu, kapalıymış. Yağmur oradan üstünde kar yağmış. Tam burada gözükmüyor ama buzlara sarmış. Yani yağmur yağıyor hem kar yağıyor oradan üstünde. Hava kapalı bir yana. Ben de tam bu geçitten bekliyorum hayvanlar keçide geçmesin. Abim de gitti konulara saman dolduracak şeylere, çuvalara. Biraz sonra vereceğiz, kuzuları göçeceğiz, yem vereceğiz, saman vereceğiz, sonra kuzuları ayıracağız, kuzuları da ahıra koyup yem vereceğiz. Her günkü gibi bugünlerde böyle yapıyoruz. Böyle bakalım. Benim de bir iki günüm var, iki gün sonra Arhan'a gideceğim. Bir üniversite var, dersler başlamış. Gitmem gerekiyor. Orada burada da işler de çok. Artık yaparlar artık tek başına bu işi. Yani iki abim var hayvanlarla, çok çoban da tutmuş ya, çağ çoban da gelse iyi olur hani. Ben bu öne geçeyim, konular geçmesin. Buraya geldim. Burada bir geçit var, normalde konuları buradan geçiyoruz. Bazen de arkada bir tel örgü var, oradan geçiyoruz. Burada kapatmam gerekiyor çünkü konular geçebilir. Çünkü konular akşama doğru da acıkmışlar. Ben bu burayı bir kapatayım. Konular buradan geçmesin. Amcam da konuları yem vermişler. Bunlar kendi saman getirmişler, yem vermişler. Ben de biz de ondan sonra yem vereceğiz. Burada göl görünüyor işte. Bizim nehir, akan nehir. Gerçekten çok zorlandım. Yani 2 ay boyunca biz genelde çoban tutuyoruz ama her zaman çobanlık yapıyoruz. Abim sonbahar çoban tutuyoruz genelde. Sonbahar yazın çoban tutuyoruz. İlkbaharda da çoban tutuyoruz da ilkbahar kışın 2 abim geldi, abim bakıyor. Diğer aylarda yine çobanız, çobanlık yapıyoruz. Herkes bu işi eğer yapmak istiyorsan her zaman olacak yani. 5-6 kişi olacak ki bu işi bitebilirsin. Bir kişi, iki kişi, bir kişi, bir kişi. Zaten bunun arkadaşı var. Bir konuşum var. Çobanla birlikte gidiyorlar. Onlar 2 kişi gidiyor. Yaylanın kurulu mesela. 5-6 ev gidiyor. Bir de o 2 evlerden 2 kişi gidiyor. Sürekli uğraştıracak bir şeydi. Sürekli uğraşmak
yağmur yağıyor, böyle görüyorsunuz. Arkadaşlar şimdi biraz nehir hakkında, bu gölet hakkında bilgi vermek istiyorum. Geçen günlerde bilgi edildiğime göre, yani eskilerde de, yani eski babalarım, dedelerimde bilgi edildiğine göre, bu alanda bu göl, bu göl sadece buradan ibaret değilmiş eskiden. Eskiden bu taraf, bu alan hepsi bayağı büyüktür yani. Yani bayağı büyüktür, ta ağaçların görünen o arka tarafından hepsi sularla çekmiş yani, hepsi sürmüş yani. Böyle büyük bir göl şeklinde yapılmış, çok derin değil. Şimdi eskiden bir adam işte burada köyün ortasında bir tane şey yapmış, yani ağaç yapmış böyle şey için yani, böyle ne için yani, ağaç şey var, ağaç taşı varmış yani. Eskiden şey yapmıyor mesela, suyla şey yapıyor mesela, buğdayla şey yapıyor mesela, ekmek yapma şeyi var ya mesela, buğday kırma şeyi, o taşlar eskiden varmış böyle. O adam bu böyle bir set yapmış mesela, bu tepe biraz yüksek yani. Bu tepe ta o köyün ortasına kadar tek bu yol varmış böyle. Bu tepe bile toprakla doldurmuş, birisi bir set var sekşeksine. Yani su bundan geçmiyordu bu tarafa. Bu tarafta su vardı, tam geçiş yerler de vardı. Bu arada hepsi suyla doluymuş yani. Tabii ondan sonraki yıllarda bir şey işte çağ değişti, zaman değişti. İşte teknoloji aletler çıktı ortaya, artık yollar yapıldı. Barajlar yaptılar, büyük barajlar. Ta o karşımızda görünen, karşımızda uzakta bir tane büyük baraj var, o barajı yaptılar. Bu barajı da ta arasında nereye birleştirdiler yani. Barajla bütün su yaparak bütün su çekildi. Keçiler, görüyorsun keçiler gidiyor ya. Orada bizim bir tane köpek var. Bizim 5-6 tane köpeğimiz var yani. Yani köpekler olmasa biz konuları korumamız çok zor yani. Çünkü gece çoban yatıyor, yoruluyor, gündüz yoruluyor, gece yatması gerekiyor. Onun için bizim en iyi korumalardan olan köpekler. Kurtlara karşı konuları koruyan en iyi koruyucu köpekler. Yani çok sadık köpekler. Yani. Bu 1 yaşında, geçen sene kışın doğdu. Bir tane kardeşi de var, kardeşi gelmemiş, o diye karşıya geçmiş. Bir iki tane erkek köpek daha var, bir tane dişi köpek. 5-6 tane köpeğimiz var yani. Köpekler olmasa biz konuları korumamız çok zor yani. Yağmur yağmaya başladı. Ben de şentiyi açtım. Islanmayayım diye şentiyi açtım. Babasının şentiyi yanında var. Yoksa ıslanır demeyi. Onlar bir de yağmurdan da yine otlanıyor. Yani yağmur çok kuvvetli olmayınca bir de otlanır diye. Çünkü hayvanlar açtır yani bir de. Ot fazla olmayınca mecburen şey oluyor yani. Biraz önce yağmur biraz fazla yağıyor şimdi. Bakalım. Kuzulara yem verdik. Kuzular artık yani kendi yerini biliyorlar böyle. Yani hepsi kendi gibi buraya giriyorlar. Ayırdık kuzuları. Onlara bir yem yesin, su da verdik. Kuzulara da yem verdik. Az önce kuzulara yem verdik. Bazı kuzular kuzuların içine kalmış. Yemedik ama tam doymadılar yani. Yine en azından biraz doydular. Şimdi kuyruğa hemen otlamaya gittiler. Biraz otlansın, zaten akşama doğru gidiyoruz. Saat da yavaş yavaş akşama doğru gidiyoruz. Bu yemliklerden, bu navlardan yem verdik.